Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılım ve anayasa gündemli parti meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu'ndan susun talimatı geldi. Parti meclisinde ulusalcı üyelerin yanı sıra açılım yanlısı üyelerin de Kılıçdaroğlu'na eleştirildiği öğrenildi. Parti meclisinde tartışmalar uzayınca Erdoğan'dan açılım açıklaması talep eden bildiri oylamaya konulduğu oy birliğiyle kabul edildi. Bildiride CHP'yi suskunlukla eleştirmek abesle iştigaldir denildi. Erdoğan'dan bir an önce açılım süreciyle ilgili bilgi vermesi istendi. Bu çevrelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni suskunlukla suçlamaları abesle iştigaldir. CHP'nin yeni anayasa ve açılım gündemli olağanüstü parti meclisi sonrası parti sözcüsü Haluk Koç böyle dedi. Ancak toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan susun talimatı geldi. Yani zaman zaman belli konularda açıklama yapmayın, yetkili organların açıklamalarını bekleyin şeklinde talimatlar geliyor. O kapsamda bir şey. CHP Öcalan'la açılım başlığıyla parti meclisini olağanüstü koduyla topladı. Toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına suskunluk talimatı verdi. Ortalıkta konuşmayalım dedi. Aramızda Türkiye'nin gündemindeki konuları özgürce demokratik bir ortamda tartışacağız. Olağanüstü meclisin gündemi açılım ve bölünme anayasasıydı. Toplantı öncesi parti meclisi üyeleri tek tek genel merkeze geldi. Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları toplanmak için bugün normal bir rutin toplantımızı yapıyoruz aslında. Yani fazla büyütecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Gündem yoğundu. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nu yoğun eleştirilerin hedefi haline getiren Öcalan'la açılım masaya yatırıldı. Ancak eleştiri yalnızca ulusalcı kanattan gelmedi. Açılıma destek sunan parti meclisi üyeleri de Kılıçdaroğlu'ndan açılım sürecine daha aktif katılım istedi. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere yanıtıysa susun talimatı oldu. Bugün farklı bir formatta bir açıklama olacak. Bir yazılı açıklama yapacağım parti meclisi toplantısı sonrasında. Soru almayacağım. Sadece görüşlerimizi bu açıklamada dile getireceğim. Parti sözcüsü Haluk Koç toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun talimatına uygun olarak yazılı metni okudu. Soru almadı. Halkımızın yüksek kardeşlik duygularından ve birbirine olan derin bağlılığından beslenen barış ve çözüm beklentilerinin yeni hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmaması için Sayın Başbakan'ı sorumlulukları konusunda bir kez daha uyarma ihtiyacı doğmuştur. Koç toplantıda ortaya çıkan görüş ayrılıklarını gidermek üzere hazırlanan metni okudu. Parti meclisinde oy birliğiyle kabul edilen metinde Başbakan Erdoğan'a açılım süreciyle ilgili bilgi ver çağrısı yapıldı. Bu maksatla Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak Sayın Başbakan'ı 1. Samimiyet ve dürüstlüğün asgari gereklerini yerine getirmeye, 2. Türkiye Cumhuriyeti'ni hukuk kuralları dışına çıkartmamaya, 3. kişisel ihtiraslarının belirlediği bir gizli kişisel ajandasının var olduğuna ve millete izah edemeyeceği angajmanlara girdiğine dair toplumdaki yaygın kuşkuları ortadan kaldırmaya, 4. millete karşı ödemesi beklenen şeref borcunun gereği olarak açık ve şeffaf olmaya ve doğruları bir an önce açıklamak için konuşmaya davet ediyor. Toplantı devam ederken CHP Genel Merkezi önünde de ilginç bir protesto gösterisi yaşandı. Bir grup genç baldıran açılımına destek olalım eylemi yaptı. Gençlerin elinde taşıdıkları pankartta Erdoğan'ın dilinden düşürmediği baldıran zehri içmeye hazırız mesajı vardı. Baldıran zehri dediler ancak CHP'de çay içtiler. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Doğan, eylemci gençleri genel merkeze çay içmeye davet etti.